Evet Kırgızistan'da şarkıcıların playback söylemesi yasaklandı dedik Türkiye'de bu yasak olsa kimler işsiz kalır diye sizlere sorduk Seda Hanım bir liste göndermiş bu listede katılmadığımız isimler var Ajda Pekkan demiş Gülşen demiş Tuğba Ekinci demiş Kerimcan Durmaz Merve Boluğur Zeynep Bastık Demet Akalı böyle bir liste gönderdi. Yok canım. tabii. Bunlar iş işsiz kalır demişler. Hadise demişler. İçlerinde var da o kadar da değil tabii evet. canım. Yani mümkün değil. Hayır. Hani Ajda Hanım belki şey şimdi bir şey söylemek istiyorum. Söyle. Siz bilmiyorsunuz. Bazı bizim yaptığımız şarkılar <laughs> da eee alt yapılar sahnede biraz zor. Hı. <laughs> Çalınması. Çünkü off hazırlanmış şeyler hmm. onlar. Dolayısıyla şimdi o bölümü getirip sahneye koyup üstüne canlı okumak yani canlı okumak olmuyor. Mesela ben bir iki şarkım o at yapılar sound çeksin diye onların üstünde ben okuyorum. Ha play gibi okuyorum ama can, aslında playback o. Hmm. Onu okuyoruz ondan sonra ben zaten yani iki saat yakın iki saati geçiyor da canlı okuyorum. Ee, o yapılabiliyor ama bütün repertuarı playback oku, okuyanlar da oluyor. Hı. Ee, bu yanlış oluyor. Bunu bazen hı hı. mekanlar tercih ediyor. Ha. Orkestraya para vermemek evet. için mi? Ha, daha ucuza Masraf küçük için. olsun diye mekanlar tercih ediyorlar. Fakat ben bunu hiç mutsuz olduğum için mesela ben hücum kayıt denen bir şey yaptırdım ben. Hı. Gittim okudum stüdyoda şarkıları. Üstünü şarkıları Üstü hayır okudum. <laughs> yani dolayısıyla orkestram ve sazlar çalmış oldu. Ee, şeyde stüdyoda benim sesim aşağı indirildi. Sadece orkestra sesi yukarı çıkartıldı. Sahneye öyle geldi. Ben üstüne canlı okuyorum. Hı. Ama Buna half playback deniyor. Bilmiyordum. Ben hücum kayıt yaptırdım ona. Hucum kayıt diyorlar ona. Hucum kayıt. Orkestra giriyor, okuyorsun, çıkıyorsun fakat e, şimdi Senin ritmine de uyuyor. Hayır, aynı olurdu? senin orkestran tabii Ama çünkü... sahnede bir orkestra yok. O çünkü yani bir şey e, şimdi evet. bir şey söylemek istiyorum. E, onlar da kazansın ne olacak? E, ama mekan veremiyor onun Mekan yani. Kaldıramıyor. Ben mü mümkün olduğunca yarısını 3 4 5 kişiyi hmm. götürmeye çalışıyorum. Bu play ve konserlerden dedikleri play konserlerden konserlerden çok mutsuz oluyorum ben aslında. Ben çünkü çok canlı şov yaptığım için çoğu sanatçı da böyle yani e, şimdi orada mesela birkaç kişi var onlar yani pardon da albümleri var, çok büyük hit şarkıları olmuş evet. insanlar var. Evet. Çok ayıp. Hani, Aleynaya yazmışlar. E, ha. Fatih Üreyin dediği gibi yüzde 88'li işsiz kalır. Doğru söylüyor diyorlar. Evet. Ee, Fakat ve abartı oldu. Bu yaptık... işlerine geldi. Hmm. Şey, şimdi bakın bir söyleyeceğim. Bunu işlemeniz gerekiyor aslında. Gerçekten maliyetler çok yükseldi. Yani mekanlar zor. Dikkat edin. Bak, mekanlarda çok çalışan sanatçı kalmadı. Birkaç kişi kaldı. Hmm. çünkü bunlar iş yapıyorlar anladınız mı o yüzden e, bu küçük işletmeler bazı yerler özellikle yazlık yerlerdeki şeyler e, mekanlar bazı yerler hmm. an, kulüpler 150-200 kişilik kulüpler e, bu tür playback'ler istiyor ama orada da çok isim yapmış ünlü sanatçılar istiyor ve ünlü sanatçılar gidip orada playback yapıyor aslında seyirci onu bile bile gidiyor hmm. fakat yine de bir şey söylüyor orada diyor ki niye playback yaptı o sazı, o orkestrayı, o tesisatı oraya kuramaz. Hmm. İnanılmaz bir maliyet. Kurarsa var. da seyirci o paraya orada oturamaz. O, senden alacaklar, ondan olacaklar Tabii. o maliyeti, parasını. Yani Tabii. artık yani gidip bir canlı gazinoda, canlı bir kulüpte sahnede sanatçı izlemek en iyi masa. Çok özür dilerim, çok acı. Sen... 30 bin liradan başlıyor. E, yılbaşı, Kişi gecesi... yılbaşı gecesi. Yılbaşı gecesi. 90 bin liraya kadar çıktı. Tarkan'ı izlemeye gidenler cebinden 50 bin 90 bin lira arası ücret ödediler ve yılbaşına Tarkan'sız girmek durumunda kaldılar. Çünkü Tarkan yeni yıla 2023'e girmeye 15 dakika kala sahneden indi. Ve biz bunu Aynı sorduk zaman. soruşturduk. E doğru mu? Araştırdık. Evet. Ee, bize Tarkan cephesinden yapılan açıklama şu. E, otel yönetimiyle anlaşma yapmışlar 22.15 ile 23.45 arası. Tarkan sahnede olacaktı. Anlaşma yapmış ama. Peki neden 15 dakika olmamış biliyor musun? Neden? O 15 dakika için Tarkan iddiaya göre 3 milyon lira istemiş. Geri sayın ve o 15 dakika için. Ben böyle bir sözleşme ilk defa duydum. Ben de ilk defa i̇lk duydum. İlk defa duydum yani. Daha 15 de... dakika için ekstra 3 milyon lira. Evet daha önce de sözleşmelerinde hep 12'ye girdikten sonra sahneye çıkıyormuş ya da öncesinde. Hı hı. Tam o girişte istemiyor. O 15 dakikada ya Ben bunu çıktı otele tanıdığım için bir, bir öğrenim ama Tarkan böyle bir şey yapacak adam değil ki ya. Yani niye yapsın böyle bir şeyi? Yok, Tarkan şöyle bir şey var. şeyi kabul ediyor. Biz diyor evet 15 Anlaşmamız dakika kala indik sahneden diyor. Ama onu öyle söylemişlerdir o zaman. Ama para anlaşması olduğunu düşünmüyorum. Sen hani o tarafı bize bize o şekilde geldi. Ben de ha. çok enteresan saat 11'e doğru çıktım. Evet. 11'e çeyrek kala saat 12'yi yaptım. Hı. 12 yaptım. Fakat 12 10 geçe bitti. Çünkü Kıbrıs'ta evet. kimse kalmıyor. Evet, dağılıyorlar. Dağılıyorlar aşağılara iniyorlar, kasinoya da olmak istiyorlar, şanslarını denemek istiyorlar. Evet. Zaten öyle bir şey vardı. Ama sen yıllarca sanatçılar Kıbrıs'ı tercih eder. Evet, hmm. daha yüksek paralar. İşte para olmalı. ve şey kısa program. Tabii, tabii, tabii. Çok çok, uygun, çok iyi. Doğru. Sen yıllarca İstanbul sahnelerinde. Sabahlara kadar şarkı söyledi, hiç 12, yok geriye sayım, ya, 10 gece, 10 kala yapmadım. Ben 12'de sahnede görmek isterim açıkçası. Ben de bir seyircilerim isterim. Ben de gittim dünyanın parasını veriyorum, Ya. şıkızın e, şıkızın dinlemek istiyorum, kuzu kuzu ile girmek istiyorum, Tarkan gidiyor. Ya bir, bir tuhaflık var orada. Bilmiyorum Tarkan nasıl bir şey yaptı. Anlaşmalarını ve sözleşmelerini böyle yaptırıyorum zaten. Ya da atıyorum seni dinlemeye geldim. Sen 12 Tabii 10 kal kala diyorsun vardır, ki, ki, seyirciler iyi yıllar ve sen geriye gidiyorsun. Yani kulise geçiyorsun ve DJ <laughs> Tarkan'dan sonra DJ çıkmış tıtım <laughs> diye. <laughs> <laughs> Bana ne DJ'den yani? Ama ben şey, Tarkan'ı seni az solisti görmek canım, isterim. sevgili Tarkan ya seni saat 12'de Tarkan seninle girmek isterdim ya. Tabii ha. ki. Vallahi isterdim yani. Ben çok severim onu çünkü çok benim evet, çok özel bir dostumdu. İyi bir seyircisiyiz. Harbiye Açık Hava konserlerini Gülşen hiç kaçırmadık ki. Yok. Yani ben çok severim. Yani ne bileyim Farkan böyle çünkü ışık gibi bir adam olduğu için. Çok. Evet. Hani onunla girmek isterdim. Yani güzel bir insana güzel bir şeye bakayım diye. Mesela ben de şıkır şıkır olduğum için benimle girdi. İnsanlar resmen ayağa kalkıyorlar. Oturdu. Evet sen yaptım ki benim çok mutlu oldum. Valla kan ağlasan da sahnede evet. enerji saçıyorsun. Fatih evet. çok seveceğin sorular gelmeye başladı Eyvah. sana. Eyvah. <laughs> Emiye yazmış. Fatih yakın dostlarını diğer arkadaşlarınla tanıştırdığına pişman mısın? Onların sıkı fıkı olmaları seni rahatsız ediyor. Ediyor. Tabii ki bazen ediyor. Doğru söylemiş. Nereden biliyor onu? Nereden biliyorsun Mia? <laughs> i̇yi, iyi bir Mia. takipçidir. <laughs> evet doğru Mia'cığım doğru söylüyorsun yakın dostlar. Hep öyle olur ya yani bazen hani ben birliği birliğine tanışmasını çok severim dostlarım arkadaşlar. Aynı yerde oturalım filan da ama yani sonra da bir kötüye e, kötü maksatla kullanılmaya başladığı anda benim sinirlerim bozuluyor. Koç Burcu'yum ben böyle bir şeylere çok kızarım ben. <laughs> Geçen gün çok güzel karakterini yazmışlar Koç Ben de hep koyuyorum. E, çok oldu öyle tanıştırdığım insanlar birbirine hatta kuyumu kazanlar da oldu. Ya sen bir tanesiyle küsüyorsun, geriye çekiliyorsun. Sonra onlar bir olup kuyunu mu kazıyorlar? Evet. E yapmadılar mı giriş? Evet. Gece i̇şte mi? ben seni evet. lafa getiriyorum. Ye mat. Aybala yem atıyor Doğru. <laughs> <laughs> bozma şimdi canlı yayın <laughs> Yaptılar. Zaten onu hiç affedemiyorum Peki <laughs> kulağına mı geliyor bütün bunlar? Görüyorsun kulağıma da geliyor görüyorsun da yani. Her iki tarafı da mı siliyorsun? Evet o, kesinlikle. Hiç arkamı dönmem ben. <laughs>